Arkadaşlar merhaba. Hepimizin kafasında soru işareti var. Ben aşı olmalı mıyım? Aşıların yan etkileri var mı? Eğer olacaksam hangi aşıyı olmalıyım gibi. Etrafımda bakıyorum aşı olmamış birçok kişi var. Ben beyin anlamında yan etkileri var mı? Biraz onlardan bahsedeyim istiyorum. Evet, bir takım vakalar bildirilmiş. Hakikaten aşılardan sonra işte baş ağrısı, baş dönmesi, kas ağrıları, karıncalanma, yüzde uyuşma, kolda bacakta uyuşma şeklinde şikayetler ya da çok nadir de olsa yüz felci vakaları bildirilmiş. Ama şöyle söyleyeyim, aşı gidersek eğer AstraZeneca için şunu söyleyebiliriz, AstraZeneca aşısı için 50 yaşın altındaki kadınlarda çok düşük ihtimalle de olsa bir pıhtılaşma yaparak beyin felci riski oluşturabiliyor. Yine Pfizer, hani ülkemizde çok sık kullanılan Pfizer, 100 felci vakaları bildirilmiş ama şunu söyleyeyim, 37 bin vaka üzerinde sadece 7 kişide 100 felci öyküsü var. Bir kişide nöbet geçirme öyküsü var. Yani son derece düşük aslında yan etkiler. Bir vaka çıktığında hakikaten panik oluyoruz. Bende de olur mu korkusuna kapılıyoruz ama oranlamaya baktığınızda plasebo dediğimiz, hani gerçek ilaç dışında hiç yan etkisi olmayabilecek tedavileri verdiğinizde bile bu tip yan etkilerin oranı olabiliyor. Çünkü başka hastalıklar da bunlara sebep olabilir. Yani mutlaka bunun aşıdan olduğunu söyleyebilmek çok zor. Çünkü 37 bin kişide 7 kişinin 100 felci geçirmiş olması bunun bir tesadüfi olabileceğini de bize düşündürebilir. Sinovac'la ilgili yan etkiler, ciddi yan etkiler hiç bildirilmemiş. Baş ağrısı, ateş yine düşük, miyajı gibi, parestezi gibi uyuşma yakınmaları daha ön planda görülebiliyor Sinovac'la. Ama ciddi bir yan etki şu ana kadar bildirilmiş değil. Moderna aşısı için kalp iltihabı riski belirtildi. Özellikle 30 yaş altındaki erkeklerde hani bu riskin 2,5-3 kat artabileceği söylendi. Ama ülkemizde şu anda özellikle Pfizer ve Sinovac aşıları var. Sadece Moderna ile 3 hasta 100 felci bildirdi. Ya bu da çok düşük bir oran. Şunu söyleyebilirim, mRNA aşıları hakikaten bağışıklılık çok fazla artırıyorlar. Ve dikkat edin, özellikle Pfizer aşısını vurulduktan sonra bir kısım hastalar hakikaten çok etkilenebiliyorlar. Kolda ağrı, ertesi gün sanki Covid olmuş gibi bir enfeksiyon tablosuyla yatmaları bile gerekebiliyor. Ama bu etkinliğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle etkinlikten bahsetmek için mutlaka İki doz aşı yapılmış olmamız lazım. İlk doz aşıdan sonra etkinlik, ikinci dozdan sonra çok artıyor. %94'lere varan bir etkinlik var. Şu anda Delta virüsüyle karşı karşıya olduğumuzda Delta virüsüne karşı bu etkinlik biraz daha düşebiliyor. %88'lere kadar. Ama etkinliği de şöyle söyleyeyim, ikinci aşıyı yapıldınız, 2 hafta içinde etkinlik başlıyor. Yani siz gerçekten bu aşılardan etkin derecede faydalanmak için ikinci aşıyı yapılmış olmanız ve minimum 2 haftada üstünden geçmesi gerekiyor. Türkiye'de şu an için 2 tip aşımız var. Çin'den getirilen Sinovac aşısı ve Pfizer'ın BioNTech aşısını kullanıyoruz. Hangisi etkili diye sorabilirsiniz. Özellikle ben belli yaşın üstündeki kişilerin, risk faktörü olanların Pfizer aşısını kullanmasını öneriyorum. 50 yaş altında ve gençlerin de Sinovac aşısının daha uygun olduğunu düşünüyorum.